Merhaba arkadaşlar. Digimon World 3'te birlikteyiz. En son Mirage Tower'a gelmiştik. Şimdi ilk iş olarak Byakko lideriyle savaşmadan önce takımı silahlandırmamız lazım. O yüzden Gargomon'a gidiyoruz. Silah alacağız. İlk olarak silahların detaylarına bakalım. Bu arada işte 31K para biriktirmişim. Bayağı kastım çünkü Digimon'ları. Bayağı para düştü. Burada adam gibi bir silah yok. Şu var. Renamon'un atağını yükseltiyor da diğer şeylerini bayağı düşürüyor. Hiç gerek yok. Okul şapkası denilen bir şey var. İşte 5-6 arttırıyor. Ama Mitril şapkası var. O bayağı arttırıyor. Şu şövalye başlığı aldım. Kotemon'a. Diğerlerine de Mitril başlığı aldım. Digitama zırhı varmış. Bundan alıyorum. Patamon'la Renamon'a. Buralarda büyücü de yok. Büyücü olsaydı Life Disk falan alırdım. Ama büyücü göremiyorum. Şimdi direktman liderin yanına gidiyorum. Hey, sen de kimsin? Üzgünüm, beni yalnız bırakmalısın. Byakko lider, sana sormak istediğim bir şey var. Beni zaten bulmuşsun. O zaman seninle savaşmak zorundayım. Ne? Bir saniye bekle. Sessizlik. AOA'ya karşı kaybetmeyeceğim. AOA'da Byakko şehrini saran askerler arkadaşlar. Ne? AOA mı? Benimle oyun oynama. Digimonlar saldırın. İnanamıyorum. Tamam hadi şu işi bitirelim. Adam bizi AOA elemanlarıyla karıştırdı. Evet ilk olarak adamda Flymon var. Shiny gibi rengi değişik. Headcutter yapıyorum. Bakalım ne kadar vurdum. 287 vurdum. Bir de normal saldırı yapacağım. O da bana vurdu. Flymon bayağı hızlı bir Digimon arkadaşlar. Terör estirebiliyor. Bazen iki kere vurdu oluyor. Eğer yavaşsanız. Normal vurdum. 318 vurdum. Flymon tekrardan saldırıyor. Kotemon'u bile zorluyor şu an yani. Bir kere daha vurdu. Oha. Ben vurdum. Bir sonraki tura işi biter galiba. O vurdu. Bitir işini oğlum hadi. Tamam, Flymon'u öldürdük. Şimdi sırada Tortomon vardı galiba. Su Digimon'u. Bayağı tankımsı bir şey. Divine Rain yapıyor. Tek atmadı. Bir kere vurma şansım var. Fight yapıyorum. Onu da engelledi. Tamam işim bitti bu sefer. Bir Divine Rain ile daha işimizi bitiriyor. Şimdi arkadaşlar Tamon'u çıkartıyorum. Tamon 10 level olduğu için 2 tane saldırı öğrendi. İkisi de güzel. Biri elektrik, biri buz saldırısı. Elektrik her oyundaki gibi suya fazla vuracağını bildiğim için Thunder Game'ini yapıyorum. Engelledi lanet olsun. Divine Rain yaptı. ...146 vurdu, fazla vuramadı. Bir Thunder Game'ini daha yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi güzel vurdum, bayağı güzel vurdum. Divine Rain yapmaya devam ediyor rakip. Engelledim. Aferin oğlum. Tamam güzel ya. Thunder Game'ini. Ya yine engelledi, yuh ya. Normal saldırıyor. Bunu da biz engelledik. Aferin Renamo. Bu sefer vurduk. Evet, güzel de vurduk.
Normal saldırıyor. 402 vurdum. Teç. Thunder yemin yapıyorum bir daha. Hadi tek at. Tek attık beyler. Son Digimon arkadaşlar. Mamemon. Bayağı güçlü bir Digimon. Çünkü Pokemon'larımızı dondurabiliyor. Attığı normal saldırı makine tarzında. Bu da Digimon'larımızın donmasına sebep oluyor. Şu an Renamon dondu. Donunca vuramama ihtimali oluyor Pokemon'daki gibi. Burada yüzde kaç bilmiyorum. Ama can sıkıcı bir durum. Renamon'u yendi şu an. Tek kalan Pokemon'um Patamon. Rosemon'u yok, Magna Rosemon'u çıkarttım. Kararsız kaldım. Rosemon'u çıkardım. Şimdi bir tane Life Disk'im vardı. Onu kullanacağım. Diğerlerini uyandırmam gerekiyor. The Life Disk kullandım. Metal Greymon'la Tamamon'u canlandırdım. Abi bu nasıl bir saldırıdır ya? Nasıl hayvan gibi vuruyor ya? Normal saldırı. Yani donduk. Vuramadık. Yine vuruyor. Yuh ya, yuh ya. Adam işimizi vuramadan bitirdi abi. Yok böyle bir şey. Tamam, onu çıkartıyorum arkadaşlar. Bakalım elektrik saldırıları Mamemon'a ne kadar işleyecek. Buz yaptım, vazgeçtim. Gördüğünüz gibi bu saldırısı fazla vurmadı. Bir de elektrik denemek lazım. Evet, makine türü saldırı attı yine, lanet. Donma, sakın donma. Hayvan gibi koydu zaten. Elektrik saldırısı yapıyorum. Gayet iyi vurduk. 426 vurduk arkadaşlar. Çok az canım kaldı. Bir kere daha Thunder Game'ini yapabilirim. Minicik bir canı kaldı. Saldırıyor ve işimizi bitiriyor. Metal Greymon da bunu bitirebilir. Bitiremiyorsa ölsün zaten. Ve Mamemon'da yendik arkadaşlar. Bayağı zorlayan bir rakipti. Güçlü bir Digimon. Level atladık. Daha sonra şimdi adminle konuşacağız. Ay, admin diyorum. Liderle. Bir akko lideri. O gördüm diyor. Seni AOA ile karıştırdığım için üzgünüm diyor. O sorun değil diyor işte. Bir akko sizdeki insanların işi ne diyor. Evet, onlar AOA diyor. Geldiler ve Byakko şehrini işgal ettiler diyor. Biz mahkum olarak tutulduk diyor. Sonra Numemon bizi kurtardı diyor. O anladım. AOA ve şanslı fare birlikte mi? Digimon Online'e ne oluyor? Ben de bilmiyorum. Eğer cevapları arıyorsan Numemon'u bul. Damdam Factory'e gidersen onu bulabilirsin. Tamam. Hey, dur bir saniye, sana bunu vermedim. Her şeye rağmen beni yendin. Daha sonra bize işte Byakko rozetini veriyor. Teşekkürler Byakko lideri diyor. AOA'ya karşı dikkatli ol. Onlardan daha fazla var diyor. Ve bitiyor. Evet, şimdi şu Dumdum mu Damdam mı her ne boksa o oranın faktörisine gideceğiz. Numemon'u bulmak için. Digimonlarımı iyileştiriyorum. Ya burada şu büyücünün olmaması çok kötü. Life Disk almam gerekiyordu. Çünkü o Dumdum Factory'de bir tane boss var. Hyandramon deniliyor. Bakıyorum yok, büyücü falan yok.
Hiçbir yerde yok herif ya. Ben de çıkıyorum buradan arkadaşlar. Şimdi Dumdum Factory Bullet Volley'de. Mermi Vadisi denilen bir yer. Evet, Rage Tower'dan ayrılıyoruz. Mobius çölüne geldik. Digimon. Kokotarimon arkadaşlar. Bu Digimon durmadan kaçmaya çalışır. Hiç savaşmaz. Savaşan bir Kokotarimon görmedim. Yendik. Metal Greymon 34 level gördüğünüz gibi. Çölden ayrılmaya devam ediyorum. Digimon daha çıktı. Aha, Vademon. En sevmediğim Digimonlardan biri. Mal mal uyutuyor şerefsiz. Bir kere daha uzak bir çekişi. Lütfen uyutma, lütfen uyutma. Uyutmadı, süper. Level oldu. Magic Missile denilen bir saldırı öğrendi. Makine saldırısı ama special kullanamam. Headcutter'la normal saldırı kullanıyorum. Bir kez daha aşağı gittiğimizde kurtuluyoruz Mobius çölünden arkadaşlar. Şimdi öne Magna Angemon'u koyayım. Onun biraz gelişmesi lazım. Onu 20 level yapmam gerekiyor. Şu an Güney Ses Çölü'ndeyiz. Evet, karşıma bir Digimon çıktı, bakalım neymiş. Air Dramon. Magna Angemon'un bunlarla savaşması çok zor. Bayağı uğraştırıyorlar. Zar zor ölüyorlar. İkisi de hava türü ya. O yüzden direkt kaçıyorum arkadaşlar. Bir kere daha vurdu. Kaçamadık. Bir kere daha deneyeceğim. Ya yeter be. Sefer kaçtık arkadaşlar. Bakalım. Adam gibi bir Digimon çıksa XP verecek. Bunlar kesilmiyor abi. Başka diğer Digimonlarım kesiyor da bu kesemiyor. Bak, Angemon kesemiyor. Air Blast yapıyorum. Bak görün ne kadar vuruyor. Gördüğünüz gibi hiç uğraşılmaz. Hiç uğraşılmaz hem de. Kaç abi sen en iyisi. İlla gitmeden bir tane geçireceğim diyor ya. Engelledik onu da, tamam. Yine kaçamadık. Bir kere daha deniyorum. Kaçtık. Şimdi şu bizim şeye gidelim. Canları dolduralım. Pelçe Oasis'e. Pelçe Oasis'teyiz. Gatomon'la konuşup canımızı dolduruyoruz.
voley'e gideceğiz şimdi. Sesim uçtu yine. North Bedland'a geldik. Şuradan yukarı çıktığınız zaman merdivenden. Burada bir tane daha merdiven var. Bir sürü merdiven var. Bundan da çıkıyorsunuz ve Bullet Volley'deyiz. Digimon çıktı. Tusmon. Bakalım ne kadar vuracağız. Ha siktir, buna da bir şey yapamıyor. Ya Patamon ne boku yarıyorsun ya? Bir can veriyor o kadarı. Küfür ediyordum. Kaçtık. Kasılmaz, yemin ediyorum kasılmaz bu ya. Abi burada en iyisi biz şey kasalım. Metal Greymon'u. 99 olsun. Sonra diğerlerini kasarım bir şekilde başka yerlerde. Hop, yanlış yer. Hagurumon heykeli var orada. Ve Bullet Volley'e girdik arkadaşlar. Bullet Volley dedim ya, Dam Dam Factory'e girdik. Evet arkadaşlar, şimdi Numemon'u görüyoruz. Bu, videonun bu kısmı hızlandırılmış çünkü can sıkıcı olabiliyor. Sana söyleyeceğim bir şey yok diyor. Sonra onu takip etmeye başlıyoruz. Şu tarafa döndüğümüz zaman tekrar onu görüyoruz. İçeri giriyor. Merdivenden aşağı iniyoruz. Dark Room 1'deyiz. O bu garip. Numemon burada değil diyor. Daha sonra çıkıyoruz işte. Yine Dam Dam Faktör'deyiz. Yukarı çıkıyoruz. Neredeydi lan öbür yer? Digimon çıktı. Direkt geçiyorum Digimon savaşlarına. Gotemon'a can veriyorum. Arıyorum halen daha deli gibi. Evet, şuraya bakıyoruz. Seni buldum, bu sefer kaçamayacaksın diyor. Hey vazgeç diyor Numemon. Daha sonra odaya giriyoruz. Dördüncü oda. Burada da yok. Digimon çıktı, geçtim. Yine çıktı, yine geçtim. Şu odaya giriyorum. Nereden bakıyorduk ya? Bir tane daha bir yerde çıkıyordu bu. Harbi bulmak çok zor ya. Yandıramon'la konuşuyorum. Şu an daha savaşmıyor benimle. Ha buradaydı, evet. Bayağı dolaştırdım sizi arkadaşlar, kusura bakmayın. Ben de unutmuşum burayı ya. Bayağı zaman geçti arada. Burada da yok. Tek bir yer kalıyor. O da... İkinci odaya girdim. Burada yok. Şuraya bakıyoruz. Daha sonra buraya giriyor. Burada da yok beyefendi. Daha sonra buraya çıkıyorsunuz. Şuradan atlıyorsunuz arkadaşlar. Tam ortaya gelince ki yanlış atladığımı fark ettim. Öbüründen atlayacakmışız. Buradan atlayıp ortaya gelince arkadaşlar karakter duruyor. Numemon'u yukarı giderken görüyor. Daha sonra onu takip ediyoruz. Daha sonra Hyandromon'un yanına gidiyoruz arkadaşlar. Hyandromon'la savaşacağız. Kotemon'a can basıyorum.
Kotemon 23 level oldu bu arada. Burada kasa kasa. Bayağı dolaştım çünkü. Yandromon diyor ki neden buraya geldin diyor. Biz diyoruz işte Numemon'u arıyoruz. Numemon mu diyor. Evet, ona sormak istediğim bir şey var diyor. Onun nerede olduğunu biliyorum ama sana söylemem diyor. Bu noktadan sonra sadece güçlüler geçebilir diyor. İlk olarak benimle savaşmalısın diyor Yandromon. Daha sonra savaş başlıyor. Yandromon. Makine türü. Normal vuruyorum. İdare eder. Çok fazla vuramadım. O vuruyor şu an. Gayet yüksek vuruyor. 401. Bir kere daha vuruyorum. Onda sıra. Yuh, 971 vurdu. Yuh. Headcutter yapacağım. Bakalım ne kadar vuracağım. O da fazla vuramadı öküz gibi. Ulti kullanıyor, Atomic Ray. Tabii ki de tek attı yani ulti. Tavamanı çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü elektrik saldırıları metale çok vuruyordu. Belki fazla vurabilirim. O vurdu, lanet olsun. Tek yem alan. Bir kere vurma şansım olacak. Thunder Game'ini yapıyorum. Veya vurmadan önce ne yapayım? Magnagemon'la birleşeyim. Bütün Digimon'ları iyileşsin. DNA Digivolve yapıyorum. Tamon. Magnagemon. Phoenixmon. Takımdaki bütün Digimon'ları iyileştiriyor ve statlarını bayağı yükseltiyor. Best condition yapıyor. Evet, Magnangemon çıktı şimdi. Yandramon saldırıyor. Bir vuruşta daha işimizi bitirir. Tamam, Air Blast kullanacağım, başka çarem yok. Veya Blast Digivolve için Small Hell de kullanabilirdim. Ki kullanmadım. Çok az vurdum ya. Ulti kullandı. Öldük herhalde. Oha, ölmedik. Fazla vuramadı lan ultiyle. Small Hell yapıyorum. Belki Blast Digivolve olurum ve yenebilirim bunu. Bir kere daha saldırıyor. Yine can basacağım. Hadi oğlum. Hadi lan, çok az kaldı. Yemin ediyorum çok az kaldı lan. Ulti kullandı. Umarım vuramaz o kadar. Allah belanı versin Patamon. Demin dayandın ultiye. Çok az kalmıştı ya Blast Digivolve olmasına. Tavamonu çıkartıyorum. Elektrik saldırısı atacağım. Thunder Gemini. Güzel. Bir kere daha vurursak güzel olabilir. Defansımız normale dönmüş. Vuramazsak zaten Metal Greymon yener. Çok az canı kaldı. O saldırıyor. Bizim işimizi bitirdi. Metal Greymon işini bitirir onu artık. Lan 1900 canı var ya. Evet, Yandramon'u yendik arkadaşlar. Bu arada 50'ye kastım, 56'ya kastım. Çünkü nasıl kastım? Arada mesela videoda hatalar oluyor. Baştan çekiyorum. O zaman da ben de kasıyorum yani. Gücünü takdir ediyorum diyor. Şimdi Numemon gizli
merdivenlerde diyor. Gizli merdivenleri senin için açıyorum diyor. Git diyor işte, rastlı rifle veriyorum sana diyor. Paslı tüfek herhalde. Teşekkürler Yandramon. Şimdi biz gidiyoruz diyor. İlerideki düşman daha da güçlü diyor. Dikkatli ol diyor. Aşağı bakıyor karakter. Numemon gidiyor oradan. O adamım şu an oraya gidiyor diyor. Onu şimdi izlemeye gidiyorum diyor. Digimon çıkıyor. Savaşa geçeceğim. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren aşağı iniyoruz veya geri dönüp Pokemon'larınızı iyileştirebilirsiniz. Ben aşağı inmeye devam ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.